Herkese merhaba. Ben Harun Akdemir. Bugünkü webinarımızın konusu Import Datadog'tır. Yani Step, IGS, Parasolid gibi farklı CAT data formatlarındaki dosyaları import ettiğimiz zaman karşımıza çıkan bozuk yüzeyleri Import Datadog'la onarabiliriz. Şöyle Import Datadog'ın arayüzüne baktığımız zaman normal yine Cray ortamından çıkmadan buradaki geometri check, caps, wireframe, tangent gibi, repair gibi komutları kullanarak bunun yanı sıra yine aynı şekilde boundary blend'lerle yüzeyler oluşturarak modellerimizi onarabiliriz. Geometry check komutu ile model üzerinde bulunan hataları bize gösterir ve bu hataları seçip repair deyip onarabiliriz. Ayrıca import datadog içinde kör ve yüzeyler de oluşturarak modellerimizi örebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir örnekler üzerinde devam edelim. Open diyelim. Önce bir çalışma kılavuzumuzu belirtelim. Şöyle 2 adet step dosyam mevcut. Şu dosyayla başlayalım. Şimdi dosyaları import ederken bazı önemli noktalar var. Bu noktaları düzgün bir şekilde tanımlarsak eğer dataları daha az hatayla açabiliriz. Dosya import ettiğimiz zaman Import New Model penceresinde detayla tıklıyorum. Burada model accuracy ayarlarını otomatik olarak ayarlayabilirsiniz ya da external deyip import ettiğiniz datanın mevcut accuracy ayarlarını da kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İkisini de deneyebilirsiniz. Hangisi daha az hatayla açıyorsa onu seçebilirsiniz. Ben şu an otomatiği seçiyorum. Surface tabına geldiğim zaman Simplify Surface yani basit yüzeyleri kaldır diyorum. Basit yüzeyleri daha aktif duruma getiriyorum. Referans kısmında ise X, Y, Z aktif olacak. Close Open Boundaries de aktif olacak. Kapalı ve açık yüzeyleri gör diyorum. Topoloji kısmına geliyorum. Topoloji kısmında ise kapalı hacimler varsa eğer, yüzeyler varsa eğer bunları direkt solidify yap diyorum. Yani yes olarak belirtiyorum. Bu ayarları yaptıktan sonra modelimiz hani %100 hatasız açılmaz ama daha az hatayla modeli elde edebiliriz. Okey diyorum. Şimdi modelim açıldı. Modelimde bazı patlaklıklar mevcut. Bakın açık yüzeyler mevcut. Şöyle. Bu şekilde zaten mevcut açıklar varsa eğer model üzerinde görebiliriz. Ama bazen ufak açıklıklar olabiliyor. Bunları gözle göremiyoruz. Bunun yerine grafik toolbar'dan wireframe görünümü aktif hale getiriyorum. Arka planı da siyah yaparsanız eğer daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Şimdi ben de mor renkte görünen kenarlar bunlar kapalı yani herhangi bir sorun olmayan yüzey olarak gösteriyor. Sorunlu yüzeyler pembe renkte belirtilmiş şekilde görünüyor. Bu renkler bende mavi ve mor ve pembe olarak görünüyor. Tabii sizin sistem kalır renkler nasıl tanınıyorsa oraya, o şekilde görünür. Yani bu sizde de kesinlikle mor ve pembe olarak görünecek diye bir kaydı yok. Tamamen sizin konfig ayarlarınızla ilgili. Şimdi burada bu pembe olan kısımları da mor duruma getirirsem bu modeli artık katı modele çevirebilirim. Bunu da Import Adapter'la yapabiliriz. Yapmamız gereken Import Future'e gelip tıklıyorum. Edit Definition diyorum. Burada Import Adapter'ı aktif duruma getiriyorum. Şimdi Import Adapter'ım artık aktif şu an. IDD içindeyim. Burada ilk olarak geometri check yapalım. Baktım. Burada hatalarımı gösteriyor. Bakın burada unsafe wireframe'ler mevcut. Yani tam tanımlanmamış kenarlar mevcut. Burada her ne kadar kapalı görünse de aslında bunlar mörşlenmemiş yüzeyler olarak tanımlanıyor. Bir de model ağacında bakın quilt yazıyor. Quilt yani benim mevcut modelimi gösteriyor. Şöyle içini açtığım zaman ise bu modelde
var olan yüzeylerimi gösteriyor. Bunlar bir grup içinde. Bir de şurada ayrı bir yüzey var. Yani grubun dışında. Şöyle baktığım zaman bu yüzey ya modelden ayrı bir şekilde oluşturulmuş ya da mükerrer bir yapıya sahip. Yani şöyle yapabiliriz. Bakalım bu model, bu yüzey işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Şöyle bir gizleyeyim. Gizlediğim zaman bakın altında zaten grup içinde olan bir yüzey mevcut. O zaman bu yüzeyi siliyorum. Bununla bir işim yok. Klavyeden delete tuşuna basıyorum. Yüzeyi sildi. Sonra buradan wireframe görünüşünü de açayım. Sonra geldim. Wireframe'leri göster diyorum. Yeşil olanlar wireframe olmuş kenarlar. Zaten pembe olan yerler açık. Bir de bende beyaz görünen yerler var bakın. Bunlar da wireframe'in tanımlanmadığı, örülmemiş kenarlar olarak gösteriyor. Bunları nasıl düzeltebilirim? Geometri çeke geldim. Tıkladım. Şimdi burada bad wireframe curve diyor. Bir de unsafe curve diyor. İlk olarak mavi renkteki uyarıları düzeltmemiz lazım arkadaşlar. Bunu düzelttiğim zaman otomatik olarak kırmızı da düzelir. Geldim tıkladım. Select problem geometri diyorum. Repair diyorum. Ör diyorum. Onar diyorum. Onardım. Okey diyorum. Bakın beyazlıklar gitti zaten. Hata da kalmadı şu an. Bu şekilde burayı ördüm. Yalnız hala açık olan kenarlarım mevcut. Wireframe'leri de kapatayım. Şöyle gördüğünüz gibi açık olan boşluklar mevcut. Şimdi burada da gaps komutuyla zaten grafikte de görüldüğü gibi boşlukları tanımlamamız lazım. Bu boşlukları modele tanımlamam gerekiyor. Geldim, gaps'e tıkladım. Şu boşluğun şu kenarıyla side 2'ye tıkladım. Şu kenarını seçtim. Bir boşluk tanımladım. Sonra new gap diyorum. Yeni bir boşluk tanımla. Şurada bir boşluğum var. Side 2 dedim. Geldim. Burayı da tanımladım. Son olarak bir de burada bir boşluğum var. Şu kenarı seçtim. Side 2'ye tıkladım. Geldim. Burayı da seçtim. Okey diyorum. Gaps'lerimi tanımladım. Şimdi geometri check az önce boştu. Şimdi açtığım zaman bakın burada Unsafe wireframe. Yani gaps'lerim artık tanımlandı. Geldim sağ tıkladım. Select problem geometri diyorum. Problemli olan geometri alanı seçiyorum. Repair deyip onarıyorum. Şöyle wireframe baktığım zaman bakın pembe olan kısımlar gitti. Tekrar mor oldu. Buraları da bu şekilde kapatmış oldum. Son olarak bir de şurada bir açıklık var. Bunu da yine aynı şekilde bu yüzeyi kaldırıp örebiliriz. Yüzey örmeyi de göstereceğim zaten. Ya da Move Vertex ile kenarı seçip tutup sürükleyebilirim. Geldim Edit grubu içinde Move Vertex'e tıkladım. Şu kenarı seçip şöyle köşeye yaklaştırıyorum. Zaten otomatik olarak yakalayacaktır. Tıkladım. Bakın direkt yakaladı. Move Vertex'e de hızlı bir şekilde açık olan kısımları kapatabilirsiniz. Tabi burada sadece köşeleri seçebiliyorsunuz. Yani herhangi bir kenardan tutup yani şuradan tutup çekemezsiniz. Köşe seçmeniz lazım. Wireframe'e baktığım zaman bakın burası da artık kapandı. Son olarak şurada bir açık alan kaldı. Şurada orta tuşa basıyorum. Move Vertex komutundan çıktım. Boundary Blend ile normal bir şekilde örebiliriz. Normal Creo'nun temel tasarım aracında olduğu gibi. Geldim şu kenarla kontrole bastım bu kenar. Sonra gel ikinci direction'ıma ikinci yönüme geldim. Şurasıyla şurası. Okey diyorum. Şimdi bu yüzeyi ördüm ama wireframe'le baktığım zaman hala pembe gözüküyor. Yani kapanmamış. Hani Creo'da biz bir yüzeyi ördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Mörşlüyorduk. Yüzeyleri birleştiriyorduk. Burada da aynı mantık. Mörşleyebiliriz. Geldim. Quilt'i seçtim. Model ağacından geldim. Kontrole bastım. Yüzeyi seçtim. Bakın Structure grubu içinde merge komutum var. Direkt mergeleyebilirim. Wireframe diyorum. Bakın gitti. Ya da Undo ile yaptığınız işlemleri geri alabilirsiniz ya da Ctrl Z ile geri alabilirsiniz. Geri aldım. Ya da buradaki oluşturduğum yeni surface'i tutup sol tıklayarak sol tıklayıp sürükleyerek grubun içine aktarabilirim.
Bu da yine aynı şekilde direkt merge'leyebilir. İki farklı şekilde yapabilirsiniz. Tutup yeni oluşturduğunuz yüzeyi sürükleyebilirsiniz veya direkt structure komutu içinde Creo'da yaptığımız merge işleminin aynısını yapabilirsiniz. Şimdi artık modelim tamam, herhangi bir açık yüzey yok. Okey diyorum. Şimdi burada add surface dersem modeli yine yüzey olarak bırakır. Add geometri katı hale getirir. Add body ise body olarak da oluşturabiliriz. Bunu sadece add geometri deyip katı model olarak oluşturacağım. Geldim. Okey diyorum. Bakın bu şekilde modelimi katı modele çevirdim. Şöyle bir kesit alırsak eğer daha iyi anlaşılacaktır. Bozuk olan bir modeli import data doctor'la katı modele çevirdim. Bir örnek daha yapacağım. Birkaç örnek yapacağım. Farklı farklı komutları göstereceğim. Şöyle geldim. Mesela bir sac metal parçam mevcut. Tekrar ayarlar yapmanıza gerek yok. Programı kapatmadığınız sürece yaptığınız son import ayarlar durur arkadaşlar, değişmez. Programı kapatıp açtığınızda tekrar import ayarlarını düzenlemeniz gerekebilir. Şimdi parçayı açtım. Şöyle. Böyle bir sadece metal parçam var. Bu da yüzey olarak gelmiş. Şimdi geldim. Wireframe görünüşümü açtım. Baktığım zaman mor olan yerlerde zaten bir sıkıntı yok. Bunlar kapalı bir döngü. Ama burada pembe renkli bir alan var. Burada bir açıklık olduğunu belirtiyor. Bunu kapatalım. Zaten şuradan da bu şekilde görebilirsiniz. Geldim. Import Future'a tıklıyorum. Edit Definition dedim. Import Data Doctor diyorum. Tekrar geldim. Şimdi burada herhangi bir gereksiz yüzey yok zaten. Bütün yüzeyler quilt içinde. Geometri çeke baktım. Herhangi bir repair'lik, bağlantısı kopuk işlem yok. Sadece burada bir açıklık var. Geldim, bunu normal boundary blend ile örüyorum. Ctrl'e bastım. Second direction. Ctrl'e bastım, seçtim. Okey diyorum. Gelip buradaki oluşturduğum yeni surface'i grubun içine atarak merge'liyorum. Ya da buradan merge komutuyla da normal bir şekilde de yapabiliriz. Bunu merge'ledim. Şimdi wireframe'i açtığım zaman bakın kapalı. Ama bu bir saç metal olduğu için mesela bu form açılımda bize sıkıntı çıkaracaktır. Bu formu da import data doctor'la kaldırabiliriz. Geldim, formun herhangi bir yüzeyini seçiyorum. Daha sonra geldim, Shift'e basarak üst yüzey ve tekrar Shift'e basarak alt yüzeyi seçiyorum. Arada kalan yüzeyleri direkt bana veriyor zaten. Daha sonra geldim, bunu Close'la kapat diyorum. OK diyorum. Bakın, direkt kapattım. Sonra mesela mevcut feature'lar üzerinde değişiklikler yapabiliriz. Mesela buradaki feature'ın geometrisini değiştirebilirim. Sketch ortamına girebilirim. Geldim, bu yüzeyi seçtim. Shift'e bastım. Üst yüzeyi. Shift'e bastım. Alt yüzeyi seçiyorum. Arada kalan yüzeylerin bu. Ben bunun geometrisini değiştirmek istiyorum diyelim. Geldim, Convert kısmına geliyorum. Convert to Extrude'dan Sketch ortamına geliyorum. Sketch diyorum. Bakın benim direkt sketch ortamı, seçtiğim yüzeyin sketch ortamına aktardı beni. Buradan sketchlerle oynayabiliriz. Geldim, burayı seçtim. Şurayı da seçtim. Sildim bunları delete'le. Daha sonra corner'la şunları birleştireyim. Okey diyorum. Okey dedim. Bakın, geometriyi bu şekilde de değiştirebilirsiniz. Yüzeyi seçip Convert to Extrude'la modeli değiştirebilirsiniz. Şimdi buna okey diyelim. Geldim, okey diyorum. Şimdi modeli hala yüzey olarak seçti. Bu tür durumlarda gelip tüm yüzeyi seçip
Zaten kapalı olduğu için Solidify yapacaktır. Gelip Solidify diyorum. Direkt katı modele çevirdi. Örneğin şurası da var. Mesela burası da açılım için sıkıntı yaratabilir. Bunu da flexible'a düzeltelim. Yani bütün işlemleri import adaklı değil de flexible'ı da kullanarak yapabilirsiniz. Flexible modeling'e geldim. Şu yüzeyi seçtim. Şu grubu bu kanalı komple almak istiyorum. Bu kanaldaki herhangi bir yüzeyi seçtikten sonra flexible'la birlikte bize bir seçim kolaylığı geliyor arkadaşlar. Şöyle geldim. Şu kanalı al diyorum. Bakın tek bir seçimle bütün kanaldaki yüzeyleri seçtim. Seçtikten sonra remove diyorum. Okey diyorum. Bu şekilde bakın burayı da kapattım. Yani sadece import data dactyl'a değil de flexible modeling'i de kullanarak modelleri düzenleyebilirsiniz. Sonra gelip bunu convert to sheet metal'den sheet metal'e çevirelim. Okey diyorum. Et kanalı 1,5 milimmiş. Şu an artık parçam sheet metal. Geldim buradan unbend diyeyim. Bir açılımını alalım. Okey diyorum. Bakın bu şekilde açılımı da alabiliriz. Yani modelin katı model ya da sadece metal model olması önemli değil. Data repair'lerle modellerimizi düzenleyebiliriz. Buraya kadar herhangi bir sorusu olan var mı? Sorularınız varsa da alabilirim arkadaşlar. Kaç örnek daha yapacağım. Import data doctrine'ın hemen hemen kullanabileceğiniz bütün komutları göstermek istiyorum. Open diyelim. Mesela body part'ı açalım. Bunu sonra yapalım bir dakika. Sıralamayı değiştirmeyeyim. Önce şunu yapalım. Merge curve. Şimdi merge curve'den bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu model de yüzey bir model. Şöyle baktığım zaman şurada bir açıklık olduğunu görüyorsunuz. Şöyle baktığımız zaman bu şekilde. Şimdi geldim. Import Data Doctor'a giriyorum. Import Data Doctor diyorum. Şimdi şurada bir açıklık var. Bir de şurada curve biraz bozuk gelmiş. Gördüğünüz gibi. Bunu da düzenleyebiliriz. Bunun sebebi de şu yüzeyin curve'ünün bozuk olması. Geldim. Şu yüzeyi seçtim. Delete ile siliyorum. Çok kolay bir şekilde de yüzeyleri kaldırabilirsiniz. Yüzeyi seçip delete'e basmanız yeterli. Geldim yüzeyi sildim. Şimdi bakın geldim curve'ü seçtiğim zaman bakın farklı farklı curve'ü kenarı 3 parçaya bölmüş. Ben bunları tek parça haline getirebilirim. Geldim tıkladım. Shift'e basarak diğer kenarları da seçiyorum. Daha sonra edit grubu içinde merge curve ile bunları birleştirebilirim. Şimdi geldim bakın. Diğer taraftaki gibi tek parça bir curve oldu. Yapmam gereken Boundary Blend ile Ctrl'e basarak tekrar oluşturdum. Yeni oluşturduğum yüzeyi de şuradaki grubun içine aktarıyorum. Bu şekilde mörşlüyorum. Wireframe diyelim. Pembelik yok. Sonra şimdi buradaki hatayı da iki farklı şekilde düzeltebiliriz. İki yolu da göstereceğim. Birincisi yüzey örerek yapabiliriz. Geldim, tıkladım. Delete deyip sildim. Yeni bir yüzey öreceğim. Boundary Blend diyorum. Geldim. Shift'e basarak kenarları seçiyorum. Sonra Ctrl'e basarak alt kenarı seçtim. Okey diyorum. Sonra şuradaki Quilt'i tutup sürükleyerek body grubu içine atıyorum ve merge'liyorum. Bu şekilde yapabiliriz. Ya da dediğim gibi Ctrl-Z ile yaptığımız işleri geri alabiliriz. Evet, bütün işlemleri geri aldım. Ya da yine Move Vertex'i kullanarak yapabiliriz. Yani geldim, tıkladım Move Vertex'e. Şurası fazla dışarı çıkmış. Şunu aşağı indiriyorum. Standart yerine getirdi. Sonra çıkıyorum bu komuttan. Şimdi burada bir gaps var.
Boşluk var burada. Bakalım geometri çek bunu görmüş mü? Evet. Görmese zaten ne yapıyorduk? Gap çekiyorduk. Geldi. Gap'e tıkladım. Select geometri diyorum. Şöyle, pardon. Bu move vertex'ten çıkalım. Geometri çek. Geldim. Select problem diyorum. Şimdi önce gaps'leri wireframe diyeceğim. Wireframe durumuna getiriyorum. Wireframe dedim. Wireframe dedikten sonra unsafe wireframe hatası çıktı. Bu sefer bu unsafe wireframe'i de repair ile onarıyorum. Okey diyorum. Baktığımız zaman hatalar gitti. Buradaki sarı ikonlu hatalar vertex kenar hataları, bunlar modelin katı model olmasını engel değil. Zaten önemli olan dediğim gibi açıklıkların olmaması. Yani buradaki sarı hataları düzeltmenize gerek yok. Buralara hiç girmeyin. Düzeltebilirsiniz. Tek tek girip hepsini seçebilirsiniz. Bu zaman kaybı. Bunun yerine modeli açıp bakın herhangi bir renk var mı, açıklık var mı, yok mu kontrol edip yapabilirsiniz. Şu an herhangi bir hatam yok. Modelim kapandı. Bu şekilde daha iyi oldu. Az önce yüzey gördüğüm zaman şuradaki kenarların devamını getirmişti. Bu şekilde daha orijinale yakın bir işlem oldu. Geldim. Okey diyorum. Şimdi add surface dersem dediğim gibi yüzey olarak atacak. Add geometry diyorum. Geometri olarak at diyorum. Katı model olsun. Okey diyorum. Ve bu şekilde bakın modelimi katı modele çevirdi. Son olarak da body. Bakın body'ler de oluşturabiliriz. Body işlemlerini de yapabiliriz. Geldi. Body part'ı Design item'lara geldi. Şimdi tek bir body olarak duruyor burada gördüğünüz gibi. Şöyle baktığımız zaman hataları da görelim. Bunu hem import adapter'la yapacağım hem de flexible'da normal Creo'nun diğer araçlarını da kullanarak da düzenleyeceğim. Mesela buradaki pembe renkteki hataları, açıklıkları görüyorsunuz. Bunları düzenleyeceğiz. Geldim. Edit Definition diyorum. Import Data Doctor dedim. Şimdi önce bir modeli inceleyelim. Model ağacına bakalım. Şurada bir body'm var. Body grubu içinde almış. Şurada da bir body var. Ama buradaki body gördüğünüz gibi şuradaki yüzeyleri dahil etmemiş. Buradaki yüzeyler buradaki quilt'in içindeymiş. Bunları mesela şu iki yüzeyi bu body'nin içine aktarmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız onu? Geldim, quilt'i açtım. Bir de body 2, body'yi açtım. Şimdi ikisini de içine açtım. Geldim şimdi. Şu yüzeyle kontrole bastım. Şu yüzey hangisiymiş? Surface 2203 ile 2409. Bunları sol tıklayarak gelip buradaki body'nin içine aktarıyorum, sürüklüyorum. Bu. Tut sürükle ile başka bir grubun içine mörşleyebilirsiniz. Şimdi baktığım zaman bakın artık bunlar body grubu içinde. Şurası ise ayrı quilt içinde. Bu quilt'i de body yapabiliriz. Sağ tıklıyorum. Solid diyorum. Bakın bunu da body durumuna, yüzeyden body durumuna getirebiliriz. Şu an şuradaki body'm bu şekilde. Buradaki body'm de burada. Bir de son olarak üçüncü body'm. Bir de burada bir yüzey var. Bu yüzey de gereksiz bir yüzey. Şu an herhangi bir işe yaramıyor. Bunu da delete ile siliyorum. Sonra geldim. Mesela ilk olarak body 2647 adlı body düzenleyelim. Sağ tıkladım. Aktif diyorum. Diğerlerini de gizliyorum. Hide'lıyorum. Şimdi bakalım wireframe'i açtım. Şurada bir hata var, bir de burada bir hata var. Geldi. Geometri çeke geldi. Dediğim gibi önce gapseri düzenleyelim. Sağ tıkladım. Select problem geometri diyorum. Önce bir gapseri wireframe'liyorum. Daha sonra wireframe yaptıktan sonra unsafe wireframe hatası geliyor. Mavi renkli. Geldim tıkladım. Select problem geometri diyorum. Repair dedim. Sadece hatalı kısmı repairliyor.
Seçmeseniz bütün modeli repair'ler, yani şöyle göstereyim. Kapattım. Şu an hiçbir şey seçili değil. Repair dediğim zaman bütün modeli repair'lemeye çalışacak. Bu da hatalara sebep olabilir. Check diyorum. Sadece şu hatayı repair'le diyorum. Bakın bu hataya bağlı teğet neresi varsa eğer hepsini alıp repair'liyor. Bakın hatalarım gitti. Şöyle wireframe'le baktığım zaman artık bütün kenarlarım birbirine kapalı bir şekilde bağlı. Teğet bir şekilde kapalı ve teğet bir şekilde bağlı. Bununla işim bitti. Şunu deaktif duruma getiriyorum. Şu body düzenleyelim. Unhide diyeyim. Aktif edeyim. Bir de şunu da gizleyeyim. Bunda da işim yok. Şu body'ye baktığım zaman wireframe diyor. Böyle. Buradaki açıkları kapatmam lazım. Geldim. Boundary Blend'le de seçebilirim. Şurası Shift'e bastım. Burayı seçtim. Ctrl'e bastım. Şurası ve şurası. Şöyle baktığım zaman şunların başlangıç noktalarını düzeltmem lazım. Chain 1'in şuradaymış. Chain 2'nin ise şurada. Şunu alıp şöyle şuraya getirirsem sorun çözülecektir. Başlangıç noktasının birbirlerini paralel yaptıktan sonra curve'ü övdü. Yüzeyi ördü. Şimdi yüzeyim bu. Bu yüzeyi de şu body'nin içine tutup sürüklüyorum ki mörçlensin. Şimdi bakıyorum wireframe'e. Şu an herhangi açık bir yer yok. Burası da tamam. Bunu da deaktif duruma getireyim. Son olarak şu kaldı. Unhide diyeyim. Şunu da deaktif diyeyim. Hide diyeyim. Son olarak bu kaldı. Şuna baktığım zaman wireframe'le şurada açıklık var. Bir burada var, bir de şuralarda var. Şimdi bunu da Flexible'la ve normal Creo'nun diğer araçlarıyla düzenleyelim. Hani sadece import adaptör'a bağlı kalmayın diye. Okey dedim. Ya da import'la yapamadığınız bir işlem olabilir. Normal Creo'nun diğer araçlarıyla da düzenleyebilirsiniz. Geldim bunu da add body diyorum. 3 tane body'm olacak. Şu an bir tanesi yüze, 2 tane body'm olacak. Okey diyorum. Şimdi bakın. Burada body 3'üm. Body 4'üm. Body 5 şu an yok. Yüzey olduğu için. Şunlar ayrı ayrı 2 body olarak oluştu. Şimdi. Geldim. Burada bir hata vardı. Tekrar açayım. Wireframe diyeyim. Bakın burada. Şu iki başlangıç noktasında bir de şu altta. Şimdi şu body'leri bir gizleyeyim. Bunlarla işim yok şu an. Şuradaki hataları düzenleyelim. Geldim. Zaten şurada açıklık var. Gördüğünüz gibi. Geldim. Şu yüzeyi seçtim. Kontrole bastım. Bu yüzeyi seçtim. Ctrl C, Ctrl V. Copy paste yapıyorum. Yüzeyi kopyaladım. Daha sonra sağ tıklıyorum. Yüzeyimi gizliyorum. Sonra Flexible'a geldim. Şu yüzey. Ctrl'a bastım bu yüzey. Remove diyorum. Kaldır diyorum bu yüzeyleri. Leave Open. Options'tan Leave Open'ı seçiyorum. Kaldırdım. OK diyorum. Yüzeyleri kaldırdım. Tekrar model tabıma geldim. Buradaki oluşturduğum kopyayı göster diyorum. Şimdi sağ tıkladım. Bütün yüzeyi seçtim. Buradaki yüzeyi de seçtim. Bunları merge'leyelim. Wireframe'i de açayım. Şu an sadece şu boruyu tutar. Ok yönünü değiştirerek bakın şimdi üstteki kısmı da aldı. Hem boruyu hem de üstteki kısmı aldı. Bu şekilde merge'ledim. Bu şekilde de wireframe yapıp kontrol edebilirsiniz. Hani Shading Pitch Edge'de çok göremeyebilirsiniz. Ama wireframe'de renk skalasıyla bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Yani şu şekilde yaparsam eğer sadece şuradaki boruyu alır. Şöyle OK'ünü değiştiriyorum. Hepsini alsın diyor. OK dedi. Geldi. Bu şekilde bunu merge'ledim. Sonra şurada bir açıklık vardı. Burayı da tekrar yapalım. Geldim. Şurayı seçtim. Burayı seçtim.
copy-paste de yapabilirsiniz. Operation grubu içinde copy-paste de yapabilirsiniz. Ya da klavyeden Ctrl-C, Ctrl-V ile de yüzeyleri kopyalayabilirsiniz. Sağ tıkladım. Oluşturduğum kopya yüzeyi gizliyorum. Tekrar Flexible'a geldim. Buradaki yüzeyleri seçtim. Remove'la kaldırıyorum. Leave open diyorum. Okey dedim. Kaldırdım. Sonra geldim. Sağ tıkladım. Göster diyorum. Sonra geldim. Şu yüzeyle şu yüzey merge lensinin merge yapıyorum. Okey diyorum. Bu şekilde merge'ledim. Son olarak şurası kaldı. Burayı da fill komutuyla surface grubu içinde fill komutuyla da kapatabilirim. Yapmam gereken şuraya bir düzlem atmak. Plane'e geldim. Şu kenarı seçtim. Zaten direkt şu kenarın üzerinden bir plane atıyor bana. Şöyle baktığımız zaman. Geldim. Okey dedim. Daha sonra bu plane'i seçerek geldim. Plane'i seçtim. Fill diyorum. Şöyle oryantasyonu da değiştireyim. Plane diyeyim. Project'e geldim. Şurası ve şurası. Okey diyorum. Okey dedim. Bu şekilde fill'i de burayı kapattım. Tekrar bunu da merge'lemem lazım. Geldim, seçtim. Merge diyorum. Burayı da kapattım. Şimdi bunları artık Solidify'a çevirebilirim. Solidify diyorum. Parçamı seçtim. Yüzeyimi seçtim. Okey diyorum. Katı modele döndürdüm. Ama body 1'de kaldı. Bunun body 5'e girmesini istiyorum. Neden body 1'de kaldı? Çünkü import adapter yapmadığım için body 5'i boş bıraktı. Body 3 ile body 4'ü import adapter yaptığım için direkt attı ama bunu flexible içinde yaptığım için, Creo içinde yaptığım için body 1'e attı. Bunda bool'un operation'la body'leri merge'leyerek düzenleyebilirim. Geldim. Şu body'ye, body 5'e, body 1'i merge'le diyorum. Okey dedim. Bakın artık body 1 gitti. Şöyle body 3'ü de açalım. Body 4'ü de açalım. Bu şekilde body ile de body'leri de oluşturarak modellerimizi düzenleyebiliriz. Şimdi buradaki oluşturduğunuz future'ları da görmek istemiyorsunuz diyelim. Yani import olarak kalsın istiyorsanız dosyanın. Geldim. Editing grubu içinde Collapse'e geldim. Buradan şu import'tan şu bolt merge'e yani seçtiğim future'ların arası range of future ya da all geometry deyip bütün future'ları seç diyebilirsiniz. Range of future'da kalsın zaten hepsini seçtim. Okey diyorum. Hepsini bakın kapattım. Bunu şu an Ctrl Z ile geri alabilirsiniz. Ama kaydettikten sonra bir daha geri alamazsınız. Bunu da söyleyeyim. Kolepsiyorum tekrar. All geometri diyeyim. Geldim seçtim. Hepsini aldı. Şu datumu da alsın. Kontrol onu da ekledim. Okey diyorum. Bakın bu şekilde import olarak da ayarlayabiliriz. Ve Creo 8'e gelen bir yenilik var. Ondan da bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle Surface ol diyelim. Okey diyelim. Parçayı açsın. Burada Creo 8 ile birlikte artık Quilt'leri de görebiliyoruz. Yani parçayı import etseniz bile model oluştururken kullanılan referans alınan Quilt'leri yine karşınıza getirir. Bunu isterseniz hide'layabilirsiniz ya da import adapter içinde silebilirsiniz. Şimdi modelim açıldı. Şimdi bu bir katı model. Burada bu model oluştururken şuradaki yüzeyler kullanılmış. Şimdi Design Item'a geldim. Bakın burada Quilt'leri gösteriyor. Bunları isterseniz buradan hide'layabilirsiniz.
Bu şekilde hide'layıp view statüsten de view kısmına, view tabına gelip save statüsle de izleyebilirsiniz. Ya da şöyle show diyeyim. Göstereyim. Import adapter'la bunları silebilirsiniz. Import adapter diyorum. Bakın şuradaki quilt'ler. Geldim. Shift'e bastım. Hepsini seçtim. Delete diyorum. Sildim. Şurada da yine bazı gereksiz yüzeyler var. Bunları da geldim. Delete diyorum. Şurada gereksiz bir body daha var. Yani şu body. Şunu da delete deyip silelim. İçeride gömülü bir body'ydi. Olmasının bir anlamı yok. Okey diyorum. Daha sonra tekrar okey diyorum. Bu şekilde import adapter'la da yüzeyleri kaldırabilirsiniz ya da sadece gizleyebilirsiniz. Bakın. Artık design item'da quilt'ler yok. Sadece body var. Bu şekilde de düzenleyebiliriz. Bir de şöyle 2016 yılında Integral grubun bünyesinde katıldık. Integral grup bünyesinde Creo için bazı apps'ler, application'lar oluşturuldu. Kullanım kolaylığı açısından. Biraz da şu oluşturulan yeni oluşturulan tool'lardan, araçlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle şu montaj dosyasını bir açayım. Şimdi buradan örneğin şuradaki şaftı açayım bir. Şimdi bazen bir oluşturduğunuz modelin genel ölçülerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Burada ben oluşturduğum integral grup tarafından integral soft'la oluşturulan buradaki yazılımları common grubu içerisine aktardım. Creo ile eşleştirdim. Burada export step single file, import menü, rename gibi komutlarımız mevcut ve maximum dimension gibi. Şimdi ilk başta maksimum dimension'dan bahsetmek istiyorum. Maksimum dimension'da bir modelin genel ölçülerini alabilirsiniz. X, Y ve Z'deki genel ölçülerini alabilirsiniz. Geldim. Maksimum dimension'a tıklıyorum. Modeli hesaplayıp modelin X, Y ve Z'deki genel ölçülerini, overall size dediğimiz genel ölçülerini çıkarır bize. Bu şekilde görebilirsiniz. Ya da şöyle yapsak daha iyi olur. Ve bunları da isterseniz buradan da gizleyebilirsiniz. Modelde kalır, model ağacında kalır. Şuradan da not kısmına da gizleyebilirsiniz. İstediğiniz zaman da açabilirsiniz. Kendiniz de ölçümlerini alabilirsiniz. Ya da annotate ile kendiniz tekrardan ölçülendirme yapabilirsiniz. Mesela front düzleminden değil de right düzleminden alalım. Geldim. Şöyle. Nereye attı bakalım. Pardon. Şuradaki annotation plane'i right seçmem lazım. Right'ı seçtim. Geldim dimension'a. Right düzleminde bana göster diyorum. Bu şekilde yapabiliriz. Bir diğer
Özelliğimiz ise şöyle montaj dosyasını açayım. Yani dediğim gibi maksimum dimension'la genel ölçüleri alabiliriz. Bir diğer özelliğimiz ise şöyle tekrar common'a geleyim. Export step ve export step single file. Bir montaj dosyasını tek bir parça halinde step haline getirebilirsiniz. Yani şöyle export step single file diyorum. Geldi. Şöyle şuraya kaydedeyim mesela. Koordinat sistemi seçtim. Okey diyorum. Kaydetti. Open diyelim. Bakın burada step diye attı. Şöyle ol diyelim. Interference step. Direkt step olarak attı. Ya da export step ile montaj içerisindeki bütün parçaları tek tek step formatına dönüştürebilirsiniz. Yine geldin. Props'a step klasörünün içine girelim. Buraya atsın. Koordinat sistemini seçtim. Okey diyorum. Çevirdi. Şimdi geldim. Şuradan step'e girdim. All file diyelim. Bakın burada da gördüğünüz gibi tek tek montajın parçalarını, unsurlarını step formatına çevirdi. Yani isterseniz export step single file'la tek bir parçaya ya da export step'le montajında kaç parça varsa artık eğer bütün parçaları step formatına çevirebilirsiniz. Import menü ile de parçaları direkt açabilirsiniz. Örneğin şöyle yapalım. Şunu kapatalım aslında. Aynı isimde oldu mu? Çakışıyor. Bunu da boşaltalım. Geldim. Import menüye geldim. Step. Body 2. Bakın direkt import menüyle de dosyayı açabiliriz. Menüyü açtığınız zaman datalar daha az hatayla açılıyor. Bunu da test ettik zaten. Daha avantaj size datalar açarken daha büyük avantaj sağlayabilir. İkincisi burada rename komutuyla direkt modelin ismini yeni bir isim atayabilirsiniz. İsmini değiştirebilirsiniz. Replace by copy ile de direkt bir kopyasını oluşturabilirsiniz. Yani Integralsoft'un Creo için oluşturduğu buradaki araçlarla işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Webinarımızın sonuna geldik. Sorularınız varsa arkadaşlar alabilirim. Ayrıca bu webinarın kaydını da informatik YouTube sayfamıza atacağız. Ardından LinkedIn sayfamıza da paylaşacağız. YouTube sayfamızı takip ederek yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeniliklerden anında haberdar olabilirsiniz.